Herkese merhabalar. Yeni bir video, yeni bir proje ile birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü projemizde Peltier'ları izleyeceğiz. Peltier'lar yani termoelektrik madde diyebiliriz arkadaşlar. Buna ısıdan elektrik üretirler. Elektrik verince de bir yüzü soğur, diğer yüzü ısınan N ve P tipi yarı iletkenlerden yapılmış bir malzeme bu arkadaşlar. Enerji verdiğimiz zaman ısıtma ve soğutma yapabileceğimiz iletken malzemeler. Ben bu malzemelerle bakın şu şekilde bir düzenek hazırladım. Burada benim Peltier'larım var. Altında ise büyük kocaman bir soğutucum var arkadaşlar. Bu soğutucunun alt kısmını soğuk tuttuğum sürece üst kısımdaki Peltier'lar soğuyacaktır. Yalnız bu Peltier'lar bu kısım soğurken alt kısmı ısıtmak isteyecektir. Alt kısmı soğutabildiğimiz kadar üst kısımda soğuyacaktır arkadaşlar. Bugün bu Peltier'ları işleyeceğiz. Bununla bir araç tipi buzdolabı yapmayı düşünüyorum. -15 ile artı 70 santigrat derece arasında çalışıyor bunlar. Öncelikle bir adet Peltier'ımızı sökeceğim. Bu Peltier'ın içerisinde ne var? Öncelikle sizlere onu anlatacağım. Daha sonra ise Peltier'larımızla ilgili testimize geçeceğiz. İki seramik kaplama arasında dediğim gibi N tipi ve P tipi yarı iletken malzeme var bunun içerisinde. Gördüğünüz gibi kırılgan bir yapıya sahipler arkadaşlar. Evet, bir Peltier nasıl çalışır? Burada görmüş olduk. Burada yarı iletkenlerimiz şunlar. Bunlar birbirine seri bağlanmış tamamı. Bunların bir tanesi N tipi, bir tanesi P tipi yarı iletken malzeme. İlginç bir malzeme arkadaşlar. Bir tanesini söküp en azından içini görmüş olduk. Şimdi gelin bu maddeler nasıl çalışıyor bunu görelim. Bu aşamada sağlam bir Peltier'ıma gördüğünüz gibi düşük gerilim vereceğim. Yazılı kısmı soğuyacak, arka kısmı ise ısınacaktır. Burada size belirtmek istediğim akımın yönünü değiştirdiğinizde Peltier'ın da ısınan ve soğuyan yüzeylerinin yer değiştiğini söyleyebilirim. Şu şekilde. Öncelikle Peltier'ımızın ısısını kontrol edelim arkadaşlar. Göründüğü gibi 21 santigrat derece. Diğer yüzüne bakalım. Diğer yüzü yine 21 santigrat derece. Bakın Peltier'ımda değişen olayı hep birlikte görelim. Peltier'ımın bir yüzeyi ısınmaya başlarken diğer yüzeyinin ise aynı oranda soğumaya başladığını söyleyebilirim. Tabi Peltier'ları uzun süre bu şekilde çalıştırmak çok doğru değil. Çünkü Peltier'ımız arıza yapacaktır. Peltier'ımızın arıza yapmasını istemediğimiz için Peltier'larımızda şu şekilde soğutucu kullanmamız gerekiyor. Tabii ki ısının verimli bir şekilde dağılımını sağlamak için Peltier'ımıza biraz termal macun ilave edeceğim. Burada bir adet soğutucum bulunuyor. Dediğim gibi Peltier'ımın ısınan kısmını şu şekilde bu kısma yerleştirdim arkadaşlar. Soğutmak istediğim kısma ise yine şu şekilde soğutucumu yerleştirdim. Artık buradaki Peltier'ıma daha yüksek akım verebilirim. Bakın şu anda Peltier'ımıza enerji verdiğimde Peltier'ımın ısısının düşmeye başladığını yavaşça görebilirsiniz. Aynı zamanda alüminyum kısmın ise ısınması gerekiyor.
Burada hemen biz gerilimi yavaşça 10 volt civarına kadar yükseltelim. Bakın şu şekilde. Peltier'ıma şu anda 10 DC volt verdim. 2 amper kadar bir güç çekiyor. 21 watt civarında. Gözlemlediğimiz gibi Peltier'ımın üst kısmı hızlı bir şekilde soğumaya başladı. Bizim yapacağımız mini buzdolabımızda, araç tipi buzdolabımızda bu sistemi kullanacağız arkadaşlar. Tabii ki bu kısım soğumaya başladığı oranda alt kısımdaki alüminyum plakanın ise yavaşça ısındığını gözlemleyebileceğiz. Alüminyumum ise şu anda, evet, alt kısmını gördüğünüz gibi 28 santigrat dereceye kadar yükseltti. Hala çıkıyor 30 santigrat derece. Evet, Peltier ısım şu anda eksi 1 santigrat derece. Evet, bu aşamada buradaki büyük Peltier'ımı çalıştıracağım. Şu şekilde 3 adet fan kullanacağım burada. Evet, gördüğünüz gibi burada 4 adet Peltier'ımı birbirine paralel olarak bağladım arkadaşlar. Burada ise 3 adet fanım var. Fanlarıma şu şekilde enerjiyi veriyorum. Yine buradan aynı anda Peltier'larımı besleyeceğim. Evet, sistem yüke bindiği anda fanların sesi değişti gördüğünüz gibi. Evet, şu anda 10 amper güç tüketiyoruz. Eksi 9 santigrat derece. Evet, Peltier'larım eksi dereceye anında düştü. Hemen buradaki alüminyum plakanın ısısını ölçelim. Evet, plakamız soğuk. 22 santigrat derece civarında. Birkaç dakika sonra Peltier'larımızın, yani şu üstteki soğutucuların buz tuttuğunu gözlemleyebilirsiniz arkadaşlar. Hatta buradaki gördüğünüz gibi beyazlaşmaya başladı. Yani karlanma oluştu. Muhtemelen, evet, eksi 13 santigrat derece buradaki ısı. Evet, aradan 5 dakika geçti arkadaşlar. 5 dakika sonra hızlandırılmış görüntü şu anda gördünüz siz. 12 santigrat derece. 12 santigrat derece. Evet, bu kısım biraz sıcak kalmış. Evet, burası eksi 9. Araç buzdolabımızı yaparken şu şekilde fan ilave edeceğiz arkadaşlar. Buradaki fanla buradaki ısıyı tabii ki yayacağız. Bu şekilde sistemi kapatalım. Ve şimdi ısının nasıl yükseldiğini gözlemleyelim.
Evet, bu aşamada gördüğünüz gibi artı ve eksi kutuplarım. Şimdi Peltier'ıma giden akımın yönünü değişeceğim. Çok ilginç bir olay olacak arkadaşlar. Peltier'larımın ısınan yüzeyi soğuyacak, soğuyan yüzeyi ısınacaktır. Evet, şu şekilde. Güç kaynağımı açıyorum. Isının nasıl yükseldiğini hep birlikte görelim. Tabii ki burada ısıyı 70 santigrat derecenin üzerine çıkarmayacağım arkadaşlar. Peltier'larım arızalanacaktır. Şu anda gücü azaltıyorum. Şu anda gördüğünüz gibi 5 volt 4 amper. Ortalama 70 santigrat derecede tutmak istiyorum buranın ısısını. Gördüğünüz gibi 6,5 volt 5 amperle artık bu kısmı bir ısıtıcıya dönüştürdük diyebilirim. Evet, 70 santigrat derece. Evet arkadaşlar, Peltier'larla bu buzdolabını yapmaya çalışıyoruz. Mini bir araç buzdolabı. Soğutma ve ısıtma yapabileceğimiz basit bir düzenek diyebilirim. Videonun devamı gelecektir. İstek önerilerinizi yorumlar bölümünden iletmeyi unutmayın. Destek için kanalımın teşekkür butonu ve katıl butonu ile bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.